Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli İhtilal Türk görüşler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibini bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Ama bugün aldı bilen İstiklal ailesi namıdın bütün dünyadaki aziz halkımız, milletimizin uluğ kurban heytini için kalbimizden tebrikleyimiz. Rabbim barlık kılgan emellerinlerine şimdilikle kılgan kurbanlıklarını kabul kılsın. Ve şunlukla Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala'dın pat pürsette bunun kokşuğan, kançılığan, güzel, hoşal horamlık heyetlerini hür, müstakil, aziz vatanımız Şarkı Türkistan'da tebrikleşki müyesser kılışın tüleyimiz. Şunlukla Rabbimizden bizlerge bunu müyesser kıldığı Allah'a için kalbimizden işinimiz. Kınamızı tıklar, ikranımızı bulsun. Avrupa İhtipakı Xtay'nın Tacikistan'daki təsirini acizlaştırışını planladı. Avrupa İttifaqı Xitay bilan Rusiyaning rayondagi ta'sirini ojizlashtirish uchun Tojikistondagi eng egiz va muhim to'smaning asosliq mablag' solg'uvchisi bo'lishni planladi. Fransiya xalqaro radiosining 6-iyuldagi xabariga asoslanganda Avrupa İttifaqı Tojikistondagi dunyo bo'yicha eng egiz to'sma uchun zo'r mablag' selishni planlagan bo'lib, Avrupa İttifaqı bu harakati orqali O'rta Osiyoning Rusiyaning energiyasiga tayinishni azaytishiga yordam berishni maqsad qilgan. Bu mablag' planı yana Avrupa İttifaqining Xitoyning atalmış bir belvoq bir yo'l tashabbusiga qarshi inkasining bir qismi ekan. Tojikiston 2016-yili Rogon su elektr stansiyasining qurilishini boshlagan bo'lib, bu elektr stansiyasi butun ishga kirishtirilsa, Tojikiston energiya jihatdan to'liq mustaqil holga keladi ekan. Avrupa mablag' silish bankisi hozirgacha bu plan turiga mablag' salmagan bo'lib, Su elektr stansiyasining asosliq ochquchisi Italiya qurilish shirkati V-Build ekan. Ammo Yevropa mablag' silish bankining bayonotchisi bu hafta Reuters agentligiga Yevropa komitetining mazkur bankidan bu qurilish planidagi eng cho'ng mablag' solg'uchi bo'lishni talab qilganligini aytgan. Tojikiston energiya ministri Dalyor Juma 6-nji oyda Reuters agentligiga Rogon su elektr stansiyasining putishdan narxining taxminan 8 milliard dollar ekanligini Hozirga qadar taxminan 3 milliard dollar mablag' selinganligini aytgan. Bu ishdan xabardor Yevropa ittifoqi amaldorining aytishicha, mazkur qurilish turi hozirga qadar Tojikiston hukumat zayumi va shaxsiy qarz mablag'i bilan ta'minlanib turgan. Ammo Tojikiston hukumati qurilishni tamomlash uchun navbatda Yevropa ittifoqidan iqtisodiy va texnika jihatdan yordam talab qilgan. Yevropa Mablag' Silish Bankisi 2014-yildan 2020-yilgacha bo'lgan aralıqda O'rta Osiyoga taxminan 182 million yevro mablag' salgan bo'lib, bu faqat bankining Yevropa Ittifoqiga a'zo 27 davlatning sirtidagi davlatlarga salgan necha milliard dollarlik mablag'ining oz bir qismi hisoblandi ekan. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir Yevropa Ittifoqi amaldorining oshkorlashicha Yevropa İttifakı'nın mezkur su elektr stansiyasi türüde en çok mablag salg'uchiga aylanishdagi asoslik maqsadi Tojikiston ve onun ikki qo'shnisini Rusiyaning energiyasiga tayinishdan qutuldirish ekan. Rogon su elektr stansiyasining egizligi 335 metr qilib lahilangan bo'lib, qurilish tamomlangandan keyin dunyodagi eng egiz su elektr stansiyasi bo'lib qoladi ekan. Mo'ljallanishcha bu qurilish Tojikistonning uzundan buyon davomlanib kelayotgan tok yetishmaslik masalasiga xotima berish bilan birga Tojikiston yana O'zbekiston va Qozog'istonga tok eksport qila oladi ekan. Yevropa Ittifoqi amaldori bu mablag'ning Yevropa Ittifoqining yer shari darvozasi tashabbusining bir qismi bo'lganligini bildirgan. Yevropa Ittifoqi buldur 12-nji oyda 300 milliard yevro qimmatidagi yer shari xarakterlik ul aslahasiga mablag' silish planining Teximi yaxshi, teximi muhit qo'g'digan asosda Xitoyning bir belvoq bir yo'l tashabbusining o'rnini oladiganligini e'lon qilgan. Navbatda Yevropa Ittifoqi planining qachon amaliy harakatga aylanadiganligi aniq emas ekan. Ammo Yevropa Ittifoqi amaldorlari aloqador qarorning bu yilning oxirgi faslida chiqarilganligini aytgan. Qozog'iston Rossiyaning ta'sir doirasidan qutulishga tirishmoqda. Rusiyaning an'anaviy ittifoqdoshi deb qaralgan O'rta Osiyodagi cho'ng davlat Qozog'iston Ukraina urushi partlagandan buyon Rossiya bilan bo'lgan surkilishni kuchaytirib, Rossiyaning ta'sir doirasidan qutulish yuzlanishini borgan sari namoyon qilmoqda. Fransiya xalqaro radiosining 8-iyul e'lon qilgan bu haqdagi xabarda tahlil qilinishicha, Qozog'iston Rossiyaning ta'sir doirasidan qutulishga tirishayotgan bo'lib, buning roshan 3 ifodasi bor ekan. Uning biri bo'lsa, Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayev Rossiya turbiliniyasidan ayrilib o'tish uchun yangi neft eksport turbiliniyasi tepishga buyruq qilgan.
İkinci iş badisi bolsa, Kazakistan Avrupa İttifakı bilen energiya sahasidagi hamkorlikni kuchaytirishni xohlaydiganligini bildirgan. Üçüncü iş badisi bolsa, Kazakistan Rusya mustaqil jumhuriyat deb e'lon qilgan Donetsk va Luhanskni itirof qilmagan. Xabarda qayd qilinishicha, Rossiya-Qozog'iston munosabatidagi inchki o'zgarishlar Ukraina urushi orqa ko'rinishida bevosita o'tirg'i chiqqan. Fransiya agentligining xabariga asoslanganda, Qozog'iston prezidenti To'qayov payshanba kuni hukumatga Rossiya orqali neft eksport qilmaslikning yangi yo'llarini tepish haqida yo'l yo'riq tushirgan. Hükümet yığınığı riyasetçilik kılgan Tokayov, Kazakistan'nın Kaspi denizi arqalıq neft eksport kılış üçün yeni yol tepişinin bu devletinin muşim işiga aylanğanlıqını təkidligen. O yana hükümetini tədbir qollanıp, Xitayğa neft yetküzüş iqtidarını aşırışqı buyruq kılgan. Bildirilişçe Kaspi denizidin halkıgan energiya turubu yolu ufqumini her daim Kazakistan tərəp oturgu qoygan. Ama Rusya bu türünü təsdiqlamagan bolğaçqa məzkur plan əmelge aşmagan. Növetti Kazakistan'nın təxminən 4'tün 3 kısım nefti Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk portu arqalıq eksport kılındıken. Ama bu eksport turubu liniyesi Rusya 2. ayının ahırda Ukrayna'yı tajavuz kılgandan buyan 2 kıtım üzülüp kalgan. Bir kısım közetküçüler Rusya'nın özünün ən-ənevi ihtipaqtışı bolgan Kazakistan'nı uruşku söyrep giriş mağısı da nefti yetküzüş yolunu üzüp koygallıqını bildirişken. Amerika generali Xitay bilen toqunuşup qalgan taqdirde taşlandıgan qadamlarını oturgu qoydi. Amerika Deniz Armiyesi komandani General David Berger toqunuş yüz bergen taqdirde Xitay armiyesinin komandallıq kontrol qilish mexanizmi ve arqısıp amillerinin asaslıq zərbi nişanı buluduqallıqını etdi. Türkiye Avazı Radyosu'nun xabarda bildirilişçe General David Berger Washington'daki Hudson İnstitutu'nun yığınıda Amerika Deniz Armiyesi'nin yeni can ediyesi ve küç lahisi doğrusu toxtalgan. O, arqısep meselesinin növette istihbaratkı oxşaşlı halkılıq bir mesele işgallikini əskertip, herbi hareket pilallarda arqısep amelinin aldın qatar durduğun muşim meselege aylanğallıqını təkidligen. O, arqısep bilen birlikte uruş meydanıgı münasifetlik uçurlarının mu intayin muşim işgallikini 24. fevraldan buyan devam kılıp atkan Rusya-Ukrayna uruşu da bunu nahayeti roşan körgallikini bildirgen. General Berger Xitayga o'xshash bir davlat bilan ro'barolishib qolganda Amerika armiyasining bardoshlik kuchini oshirish uchun tashlandigan qadamlarning nimalar bo'ladiganligi to'g'risidagi bir savolga javob berib, biz dastlabki ojiz nuqtalarga zarb beramiz. Tasavvur qilganingizlardek bu ham ashyo oboroti elementi, ham qo'mondonlik kontrol mexanizmi bo'ladi degan. U yana yaqinqi 20 yildan buyon Xitoyning mu Amerika armiyasining qo'mondonlik kontrol mexanizmini qandoq ojizlashtirish haqida izlanayotganligini Çünkü onlarının mı Amerika armiyasının hareket jarayanında komandallık ve kontrol kılış nuqtalarına intayin ähmiyet beridiganlığını bildiriganlığını oturgu koyup, eğer toqunuş yüz berip kalsa, onlar bizning komandallık ve kontrol kılış mexanizmimizni zərbi nişanı kılıdı degen. Teşkilatlar Birliği Shinzo Abe hakkında taziyaname ilan kıldı. Yaponiyaning sobiq bosh vaziri Shinzo Abe 8 iyul Nara shahrida Liberal Demokratlar partiyasi, ya'ni Uyg'ur qiz Arfiya Ali tava bo'lgan partiya nomzodining kengash palatasi saylamida utib chiqishiga safarbarlik qilish uchun nutq so'zlayotganda qurolli hujumga uchrab qutqizish unun bermay qazo qilgan edi. Bu munosabat bilan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi ta'ziyanoma e'lon qildi. Bayonotda yillardan buyon Sharq Turkiston da'vosiga qo'shgan to'kpisi va mavqasi bilan tunilgan Yaponiya parlamenti Uyghur Dostluq Gruppisining qurg'uvchisi va xalqimizning do'sti sobiq Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe'ning suiqasga uchrab hayotidan ayrilganligidan qayg'u ichida xabar topdik. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi va butun Sharq Turkiston xalqi nomidan Yapon xalqi va uning oilasidan hal so'raymiz deganlar bildirildi. Ma'lum bo'lishicha hujum qilg'uvchi 41 yoshlik bir yaponlik er bo'lib, burun Yaponiya qo'g'dinish qismida harbiy vazifa o'tgan ekan. Ama onun bu qadimli qurollik hujumdagi maqsadi hozircha noma'lum bo'lib, voqea yuz bergandan keyin naq maydondagi kontrol qilingan. Shinzo Abe 2005 yili va 2012 yili ikki qatim Yaponiya bosh vaziri bo'lgan bo'lib, Yaponiya tarixidagi eng uzun vazifa o'tgan bosh vazir bo'lib hisoblandi. U 2020 yili tan salomatligi sababli bosh vazirlikdan iste'fo so'ragan edi. Shinzo Abe vazifa o'tgan mazgillarda Xitoyning noroziligiga qaramay Yasukuni ibodatxonasini ko'p qatim ziyorat qilgan. Ve Yaponiyaning Sinkaku orolidagi egalik huquqini ta'kidlab kelgan. Bu sababli Yaponiya-Xitoy munosabati izchil yiriklashib mangan.
Ondan başka Shinzo Abe hükümeti Xitay'a karşı Amerika bilen ittifaklıkını ve hemkarlıkını küçeytken bulup, Shinzo Abe ve Trump devrede iki devlet münasebeti yeni bir pelliğe götürülgen idi. O yana bir türküm Şarkı Türkistan teşkilatlarının vekillerini kabul kılıp bu meseledeki meydanını ifade kılgan idi. Amerika baş elçisi Xitay'ın tor zomigerlikigi kattı gazipini bildirdi. Amerika'nın Xitay'da turuşluk baş elçisi Xitay tor başkuruş dairelerinin Xitay'da turuşluk Amerika elçihanısının Weibo ve Ündidar hesaplardaki yazmalarını öçürgenliki ve çekilimi koyganlıkkı kattı narazılıkını bildirdi. Amerika'nın Xitay'da turuşluk baş elçisi Nicholas Burnes 7 yıl Twitter'da Aksaray ve Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin Hong Kong'un Xitay'a ötküzü birilgeliğinin 25 yıllıkıga ve aldınkı hepti ötküzülgen Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı başlıkları yığınığı münasebetlik yazmanın Amerika elçihanısının Weibo ve Ündidar hesabatı da ilan kılınganlıkı ama Xitay dairelerinin bu yazmalarını derhal öçürü etkenliği hakkında toxtulup Xitay'a kattık narazılıkını bildirgen. Ma'lum bo'lishicha, Amerikaning Xitoyda turishiq bosh elchixonasi Weibo hisobida Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti boshliqlar yig'inining amaliy ahvoli haqidagi o'linishni chiqargan. Natijada mazkur o'linish Xitoy tomonidan o'chirib etilgan. Undidar hisobidan o'chirilgan boshqa ikki yozim bo'lsa, Amerika Tashqi ishlar ministrligining Hong Kong haqidagi bayonoti ekan. Mazkur bayonotda Xitoyning demokratik qatnashish, tub erkinlik va mustaqil axborotni Hong Kong kelajagining bir qismi deb qaramaydiganligi Xitoyning yaqinqi 2 yilda Hong Kong xalqining avtonomiya huquqiga buzg'unchilik qilib, ularning kishilik huquqi va erkinligiga ziyon yetkazganligi ayblangan. Xitoy rejimi garchi chet el elchixonalarining Xitoy ijtimoiy taratqush supalarida rasmiy hisob etishiga ma'lum darajada ruxsat qilgan bo'lsa-mu, ammo qattiq kontrollik ichida nazorat qilib kelmoqda va sezgur mazmunlarni o'chirish bilan birga Amerika qatorliq davlatlarini qoralaydigan mazmunlarni zo'r turkumda tarqitib kelmoqda. Gerçi Xitay dairelerinin toru süpelerdeki sezgür mezmullarını öçürüşe normal ekvalığa ayınlıp kalan bozumu, bu kıtım Amerika baş elçisinin sevir kaçısı toşup, kattık gazipini bildirgen. Dünya Sağlık Teşkilatı maymun keçki virüsünün yukumlanğıçılar sahnini ilan kıldı. Dünya Sağlık Teşkilatı baş emeldari Tedros Adhanom maymun keçki virüsünün yukumlanğıçılarının umumi sahnini ilan kıldı. Tedros Adhanom haftalik muhbirlarni kutib olish yig'inida 58 davlatdagi 6000 dan ortiq kishida maymun chechki yuqumining bayqalganligini bildirib, kasallikni tekshirib aniqlash jihatida yanada qiyinchiliklar bor. Balkim nurg'un bemorlar rasmiy tizimga ilinmagan bo'lishi mumkin dedi. U Yevropaning davomli maymun chechki yuqumining markazi bo'lib atganligini, umumiy kasallikning 80% ning Yevropa davlatlarida ko'rilganligini eskertdi. Tedros yana maymun çeçki virüsünün Afrika'da mı tarqalganlığını bildirip, Afrika çoğunqırıqlıqının hazırgıcı virüs pekat baykılıp bakmağın cahilirdi mi, yeni maymun çeçki bimarlarının çıkışkı başlıqallığını kayıt kılıp ötdi. O yana virüsünün tarqalışının devamlaşıdığallığını təkitləb, biz ciddi əhvallarga taqabildiriş komiteti yığını etişini pilalavatımız. 18. iyol yaki unundun burun, bu komitet yeni bir qıtım yığın çakırıdı digərlərini sözlərge ilave kıldı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki varlık hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eydim. İnşallah bu güzel heyetini hoşal horamlık bilen, tınıç amanlık bilen ötküzüşünlüğe tilektaşımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.